Muhalif ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 29 Ocak Cuma, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün ilk önemli gelişmesinde peyzaj mimarlarının ücretlerinin düşürülmesine karşı TESK ve TUMOP ortak bir basın açıklaması gerçekleştirerek tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mimar ve mühendislerle aynı özlük haklarına sahip sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücretlerini düşürmesine karşı TUMOP ve KESK Bursa Şubesi ortak açıklama yaparak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada KESK ve TUMOP adına konuşan TÜMBELSEM Bursa Şubesi İdari Sekreteri Metin Çapkın, peyzaj mimarlarının ücretleri düşürülmüştür. Geçmiş yıllardaki genelgelerden farklı olan bu sınıflandırma ile peyzaj mimarları ciddi bir özlük hakkı gaspı ile yüzde bırakılmıştır dedi. TUMOP ve KESK olarak farklı meslek gruplarına çalışan tüm üyelerimizin olduğu gibi peyzaj mimar üyelerimizin de haklarının takipçisi olarak söz konusu genelge ile peyzaj mimar ünvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesini ve özlük haklarının düşürülmesinden dolayı mağduriyet yaşayan peyzaj mimarlarının haklarının verilmesini talep ederek sürecin takipçisi olacağız. Sol Parti Bursa İl Örgütü, İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek bir an önce aşılanmak istediklerini bildirdikleri bir dilekçe sundu. Ardından da İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sol Parti Bursa İl Örgütü, İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe vererek bir an önce aşılanma talebini iletti. Ardından da basın açıklaması gerçekleştirdi. Sol Parti adına açıklamayı okuyan Uğur Kurt, geç olmadan, ayrımcılığa ve adaletsiz uygulamalara maruz bırakılmadan her birimiz güvenli, koruyucu, geçerli bilimsel değerlendirmelerden geçmiş, COVID-19 aşısıyla aşılanmak istiyoruz dedi. Her gün binlerce insanımızın sağlığından olmasına seyirci kalamayız. Tek bir insanımızı daha kaybetmeye razı değiliz. Her birimiz güvenli, koruyucu, geçerli bilimsel değerlendirmelerden geçmiş COVID-19 aşısıyla aşılanmak istiyoruz. Geç olmadan, ayrımcılığa ve adaletsiz uygulamalara maruz bırakılmadan. Sol Parti Bursa İl Örgütü. Bursa Barosu'nun da içinde bulunduğu barolar mecliste hayvan hakları yasası ile ilgili çağrı yaptı. Bursa Barosu'nun da içinde yer aldığı barolar hayvan hakları kanununa ve ilgili mevzuata ilişkin taleplerini paylaştı. Barolar hayvanların eşya kapsamından çıkarılması, hayvanlar üzerindeki sömürü, zulüm ve şiddete son verilmesi için meclis bir an önce görevini yerine getirmelidir dedi. Son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere gıda fiyatlarına fahiş oranda zam gelmişti. Bununla ilgili PTT ve kooperatifler harekete geçti, ucuz yağ satışına başlayacağını duyurdu. Son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı kooperatifler ve PTT'nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak. Temel gıda ürünlerindeki büyük fiyat artışını durduramayan iktidar PTT'yi devreye sokuyor. Sıradaki haberimizde Mirili Yağ Antik Kenti'ne kamulaştırma onayı geldi. Mirili Yağ Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek isteyen Mudanya Belediyesi'nin Anıtlar Kurulu'ndan beklediği kamulaştırma onayı geldi. Mudanya Belediyesi 2700 yıllık Mirili Yağ Antik Kenti açık hava müzesine dönüştürme yolunda önemli bir aşamayı daha tamamladı. Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ'da kar kalınlığı 68 cm'ye ulaştı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 68 cm'yi buldu. Son gelişmemiz valiliğin yapmış olduğu uyarıdan valilik Bursalıları fırtınaya karşı uyardı. Bursa Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayın 30'u ve 31'i arasında fırtına bekleniyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Günün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.